Beşiktaş deplasmanda Antalya Sporu 3-1 mağlup etmeyi başardı. Siyah Beyazlar galibiyet serisini sürdürüyor. Şenol Güneş döneminde yanılmıyorsam 6. maç olabilir. Tekrardan geriden geldikleri bu tabi enteresan bir özellik. Galatasaray maçındaki oyuna benziyordu. İlk yarıda neredeyse hiçbir şey yapamayan Galatasaray maçı ilk 20 dakika yapamamışlardı. Bu sefer ilk yarıda hiçbir şey yapamayan, üretemeyen bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda topun sahibi olan, oyuna hakim olan Beşiktaş vardı. Abu Bakır'a ayrı bir tabii ki parantez açacağız. Yine stat'tan 5-6 tane fotoğraf var. Beşiktaş'ın nasıl kazandığını fotoğraflar üzerinden ya da yaşadığı sıkıntıyı fotoğraflar üzerinden anlatmaya çalışacağız. Rakamlar var, istatistikler var. Analiz videomuz başlıyor. <laughs> Beşiktaş Antalya'da kazanmayı başardı. Kıymetli bir galibiyet çünkü Nuri Şahin'in takımı kendi sahasında iyi savunma yapan çok fazla pozisyon vermeyen bir takım. O yüzden de bu galibiyeti önemsiyorum. Beşiktaş'a baktığımızda klasik 4-2 3-1 ile diziliş gelsin fotoğraf gelsin hemen. 4-2-3-1 ile başladı Beşiktaş. Ee, ama tabii ki eksikler vardı. Yani Salih'in olmaması, Koli'nin olmaması, Gezal'ın olmaması. Hadi Gezal'a e alıştı Beşiktaş ama Koli Sais ikilisi iyi oturmuşken Salih son haftalarda formdayken ikisinin birden olmaması Beşiktaş'ın oyununu tabii ki etkiledi. Salih'in yerinde Maxim vardı. Koli'nin yerinde Wellington vardı ve ikisinin de eksik oyuncuların yerlerini dolduramadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Antalyaspor'a baktığımızda onların da tabii ki 4-2-3-1 ile sahaya çıktığını söyleyelim. Kendi sahasında sert savunma yaptı. Ara ara önde de bastılar ama genel anlamda Santa'nın gerisinde hemen gerisinde beklediler. Orada bir kalabalık halinde beklediler ve Beşiktaş'ın kendi sahasında yani rakip sahaya gelmesine engel oldular. Antalyaspor'un bu dizilişi Beşiktaş'ın biraz geriden oyun kurmasına sebep oldu ve daha doğrusu geriye doğru püskürmesine sebep oldu. Ne oldu? Yani Antalya Spor bu kadar orada Santra etrafında kalabalık yapınca ne oldu? Beşiktaş geriye doğru şekilde. Hacı Ahmetoviç gelsin fotoğraf. Üçüncü fotoğraf Hacı Ahmetoviç savunmanın arasında adeta stoper gibi oynadı. Ve tabii ki bu aynı zamanda oyun kurulumunun çok daha geriden yapılmasına sebep oldu. İkinci önemli isim Beşiktaş orta sahasının Getson derbinin yıldızı bu maçın neredeyse en kötüsüydü. Neden en kötüsüydü? Çünkü Getson driplingi olan bir oyuncu. Galatasaray orta sahası Getson'a boş bırak için Getson orayı parçaladı ama burada o kadar kalabalıktı ki orta saha Getson topu sürecek, pas atacak, etkili işler yapacak alan bulamadı ve Gerson da bu şekilde kilitlediler. Üçüncü isim Maxim o da etkisiz olunca Beşiktaş üretememeye ve pozisyon bulamamaya başladı. İlk yarıya baktığımızda Cenk'in rakip ceza sahası sadece bir kez topla buluştuğunu, Abu Bakır'ın ise İki kez topla buluştuğunu söyleyelim ki Beşiktaş'ın ne kadar hücumdan uzak oynadığını anlatmış olalım. Bu aslında neredeyse sıfıra yakın bir üretime sebep oldu. Antalya'ya baktığımızda etkili ataklar yaptılar. İlk yarıda Beşiktaş'tan daha iyi olduklarını söyleyebiliriz. Bunun da sebebi hem Beşiktaş'ın bir türlü ileri çıkamaması hem de biraz da Wellington'ın defans dengesini bozması. Wellington iyi değildi uzun bir yerden sonra 11'deydi hem golde adam paylaşımını sayesinde yapamadılar hem birkaç tane pozisyonda adam kışırdı. Dördüncü fotoğraf gelsin burada mesela Hacı peşine takılıyor ve Freddy'yi kaçırıyor. Freddy pozisyon devamlı karşı karşıya kalıyor dışarı atıyor. Bu tarz pozisyonlar verdi o yüzden de Beşiktaş iyi değildi ilk yarıda. Tek bir çaresi kaldı o oyun içerisinde o da 35'ten sonra yapmaya başladı uzun toplar. İki pozisyon aldık 38 ve 41. Önce Wellington daha sonra Saiz uzun toplarla Beşiktaş pozisyon bulmaya çalıştı. buna da mecbur kaldı. Gelsin fotoğraf gördüğünüz gibi sadece belli başlı uzun top atılabilecek oyuncular boş dedi. Çünkü Antalya Spor kalabalık. 5. fotoğrafta gördüğünüz gibi belli bir anda kalabalık bırakıp geride çok daha uzakta oyuncuları boşta bıraktılar ve böylece Beşiktaş'ta uzun toplarla pozisyon buldu ilk yarının sonunda ama genel olarak baktığımızda kötü bir ilk yarı geçirdi. Pozisyon ortalaması gelsin Beşiktaş'ın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu önemli bir tablo çünkü burada baktığımız zaman bir kere Hacamito için bayağı stoper gibi İki tane stoperin arasına girdiğini görüyoruz. Cenk'in Abu çok yaklaştığını görüyoruz. Bir kanadın boş olduğunu görüyoruz ve orta sahanın bir türlü çıkamadığını görüyoruz. Bu tablo aslında oyunun özeti. İstatistiklere bakalım. 32-68 top Beşiktaş'ta gözüküyor ama Beşiktaş pozisyon üretemiyor. Antalya Spor'un şut sayısı daha fazla gözüküyor. Çok fazla pas yapmış Beşiktaş ama o pasların arasında etkin bir pas olmadığını da belirtelim. 9 kez Antalya, 7 kez Beşiktaş rakip ceza sahasında topla buluşuyor. Çok az tabii ki bu rakamlar Beşiktaş adına ve 0.48-0.34'te e, gol beklentisi. kötü bir ilk yarının ardından. ikinci yarı Maxim çıkıyor. İlk yarının kötü, kötülerinden bir tanesiydi. Çok fazla topla buluşamadı. Onur giriyor. Oyun çok düzelmedi aslında. Biraz hareket gelse de oyun tam anlamıyla düzelmedi. Tam da burada Abu Bakar yardıma yetişti. Tabii ki Masuaku'nun 6. asisti yap attığı konular çok önemli. Abu Bakar yardıma yetişti. Kafayı vurdu. Her türlü golü atabiliyor bildiğiniz gibi. Yani Yelpazede bir sürü gol şekli var. Plasesi var, kafası var, çalımı var, o var. Bu sefer de kornerden gol attı o bakar ve tabii ki golü atınca Antalyaspor'un direnci kırıldı. Beşiktaş'ın morali yükseldi. 70'te Tayfur Rozye değişikliği bana göre riskli bir değişikti. Yani o kanatta Tayfur Onur yapmak riskliydi ama tuttu. işe yaradı. Özellikle Tayfur'un çok burada etkili olduğunu, hareket getirdiğini söyleyebiliriz. Beşiktaş 4-3-1-2'ye döndü ve 4-3-1-2'ye dönünce Cenk tamamen içe geldi Abu Bakır yanına. Burada daha da önemlisi bu taktikle yani Tayfur'un girmesiyle beraber Redmond forvet arkasına geçti. Redmond forvet arkasına geçtiği zaman daha etkili olmaya başladı. Nitekim kırmızı kart getiren pozisyonda Redmond'un orada olması önemli. Pozisyon kırmızı kart. Eğer sağda oynasaydı başladığı gibi oralara gitmeyecekti. O yüzden de Redmond'u oraya atmak Şenol Hoca'nın doğru bir hamlesiydi ve orada da kırmızı kart oldu. Zaten pozisyon devamında gol geldi ki Cenk attı golü. Bana göre maçın en etkisiz bir sakatlığım vardı ne vardı bilmiyorum ama maçın ya Beşiktaş kariyerinin belki de en etkisiz maçlarından bir tanesini oynamıştı. Ancak onu çıkartmayarak Şenol Güneş ayrı bir e, noktayı gösterdi bize. Güvendiğini gösterdi. Yani Cenk kötü de olsa sahada kalmalıyı e, gösterdi. Cenk hocasını mahcup etmedi. Golü attı. 10 kişi kaldıktan sonra zaten boşluklar oluşmaya başladı. Antalya Spor bir reaksiyon veremedi. Tabi 10 kişi kalmasının büyük etkisi var. Normalde 2-1 olduktan sonra Antalya Spor'un gelmesini bekliyorduk. Ancak Beşiktaş buna müsaade etmedi. Daha sonra Tayfur'un yine hızını kullandığı pozisyon. Ve Abu yine attığı çok acayip gol. 9 maçta Abu ayrı bir parantez açalım. Son 3 maçları gol atıyor. Son 9 maçta 8 gol atmış vaziyette. Beşiktaş ne zaman başı sıkışsa Abu devreye giriyor. Üstelik bence böyle de konuşuruz. Fiziken çok da istediği durumda olmadığını maçı izlerken de görüyoruz. Biraz Beşiktaş'ın da oyun şekliyle ilgili çünkü Abu Bakar kafayı kaldırdığında çok fazla opsiyon göremiyor. Bunun da etkisi var. Hep tek başına bir işler yapmaya çalışıyor. Ancak performansı inanılmaz. Çok acayip goller kaçırsa da öyle acayip goller atıyor ki kimse onu tabii ki eleştiremiyor. Gelsin İkinci yarı istatistikleri 32 68 yine top Beşiktaş'ta 16 tane şut var. İlk yarıda 5 tane şut çeken Beşiktaş ikinci yarıda 11 tane fazladan şut çekiyor. Rakip ceza sahası 27 olmuş. Olması gereken zaten bu ilk yarıda 7 iken İkinci yarıda 27 olmuş. Gol beklentisinde 1.70'e çıkarmış Beşiktaş. Rating listemizde gelsem onun üzere de çok kısa konuşalım. tabii ki burada Abubakar en fazla e, puanı alan oyuncu doğal olarak attığı golleri itibariyle. Ancak benim oyun içerisinde Masuaku'yu da yine çok beğendiğimi söyleyebilirim. Çünkü Masuaku hem attığı korner hem Redmond'a attığı kilit pas kırmızı kartın oluşması etkili bir oyuncu. Bir sol bek için gerçekten de çok ciddi skora katkı verebilen bir oyuncu. Beğendim Hacı Ahmetoviç. Geçtiğimiz maçlara göre bence yine iyiydi. Getson iyi değildi. Saisin yine ben iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Genel olarak Beşiktaş çok iyi bir hani takım halinde 4 dört dörtlük bir oyun oynamadı ama bu zorlu deplasmandan galip gelebilecek en azından refleksi mücadeleyi gösterdi. Şimdi e, burada 3 tane önemli nokta var. Bir fizik kalite Beşiktaş pes etmiyor. Beşiktaş yorulmuyor. Fenerbahçe maçı Galatasaray maçı geriye düşse bile tekrardan geri dönüşü sağlayabilecek fizik kalite var. Bu tabii ki Dünya Kupası sonrasında Şenol Güneş'in başarısı burada var. Burada bir artı koyalım hocanın çalıştırma sistemine. İkinci önemli nokta kulübeyle şu kulübeyle bu işleri yapmak da önemli çünkü... Fenerbahçe'ye Galatasaray'a baktığımızda kulübeden çok daha e, skora etki edebilecek oyuncular giriyor. Beşiktaş'ta bu yok ve buna rağmen bir şekilde eldeki oyuncularla Şenol Güneş çözümler buluyor ve başarabiliyor. Bu da tabii ki çok önemli noktalardan bir tanesi ve elbette Maxim için de ayrı bir parantez. Bana göre Maxim'in son maçıydı. Daha doğrusu Beşiktaş'ta kalmak adına son maçıydı, son fırsatıydı. Bunu değerlendiremedi. 11 çıktı ikinci maçta da Trabzonspor maçında çıkmış ve çok etkisiz oynamıştı. Yine kötü oynadı ve bana göre sezon sonunda bonservisi alınmayacak artık bu performanslardan sonra. Abu Bakar çok kıymetli Beşiktaş adına Cenk Tosun'un en etkisiz maçta bile galibiyet golünü getirmesi çok önemli. Hacı Ahmetoviç geçtiğimiz maçlara göre daha iyi oynuyor. Sonuç itibariyle Beşiktaş kötü oynadığı maçlarda bile bunu çevirmeye başarması büyük bir refleks. Şenol Güneş'in hamleleri yine başarılıydı. Şenol Güneş'in biz kaybetmeyeceğiz havası vermesi de yine takıma önemliydi. Özgüveni sağlam bir şekilde Beşiktaş yoluna devam ediyor. Gelecek sezon adına bunlar ciddi sinyaller. Beşiktaş belli ki 3-4 tane sağlam transfer yaparsa, nokta atışı transfer, yıldız transferi yaparsa gelecek sezon Şenol Güneş'in takımı bayağı bir favori olarak çıkacak gibi gözüküyor. Siz de Maçla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi videonun altına yazarsanız orada bir futbol muhabbet çeviriz. Penaltıya tabii ki değinmedim şimdi penaltıyı soracaksınız. Penaltı pozisyonunu, kırmızı kart pozisyonunu, sağ dışı diğer olayları, transfer mevzularını, borini mevzularını bence böyle de konuşacağız. Bence böyleyi de kaçırmayın. Her zaman gibi salı 17'de bence böyle de yayında olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.